Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kırtasiye alışverişi yapacağız. Ama bu sefer sanatsal bir kırtasiyeye gitmeyeceğiz. Daha farklı bir alışveriş olacak. Bu kırtasiyeye ben hiç gitmedim. Daha önce vloglarımda da göstermedim. Ben de ilk defa gideceğim. Daha doğrusu burası kırtasiye değil de daha böyle her şeyin bulunduğu, birçok alet edevatın bulunduğu bir yer. Yurt dışında çok popüler bir yer ama Türkiye'de şubeleri yoktu. Daha yeni yeni bu sene Türkiye'ye şubeler açılmış. Bildiğim kadarıyla birkaç tane AVM'de İstanbul'da şubesi var. Ben de bugün o AVM'lerden birine gideceğim. Daha çok böyle Çin'den, Kore'den gelen ürünlerin bulunduğu bir yer. Dediğim gibi daha önce hiç gitmedim. Bir arkadaşım burayı bana tavsiye etti. Ben de onun tavsiyesi üzerine gidiyorum. Bakalım nasıl bir yer. Büyük bir alışveriş yapmayı planladığım için yanıma eskiz defterimi ve kalemlerimi aldım. Zaten hazırlanmıştım. Yanıma da eskiz defteri, kalem falan almayacağım. Şimdi direkt montumu, çantamı alıp evden çıkacağım. Bu arada gideceğim yer evime çok uzak. Umarım bu kadar uzun yollar gittiğime, bu kadar mesafeler kat ettiğime değer bir alışveriş olur. Umarım güzel geçer. Şimdi ben evden çıkıyorum. Bugün yanıma bir arkadaşım daha gelecek. Onu bekliyorum ve beni bekletiyor. Şu an beklemedeyim. Hala bekliyorum ve canım sıkıldı. Ve sonunda geldi. Artık gidebiliriz. Şu an bana doğru yürüyen şu kişi geliyor. Ve şu an gideceğim kırtasiyeye doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Dediğim gibi yolum birazcık uzun. Ve sonunda AVM'ye ulaştım. İçeri girip alışverişe başlayabilirim. Marker diyor ama keçeli kalem de yazıyor. Bilemedim. Güzel midir? Ama marker ucu var. Sence alayım mı? 27 lira. Bence denenir ya. Bence denenir değil mi? Alacağım bunu. Hayır ya. Bu maymunlar çok güzel bence. Değil mi? Alacağım bir tane. 7 lira. Tamam al. Üçlü kalem silgi böyle. Bence çok güzel. İçinde silgisi de var. Gayet başarılı da 8 lira. Alıyorum.
şimdi burada çok güzel defterler var. Kendime yeni bir defter almak istiyorum. Ama bu sefer eski defteri için değil, scrapbook yapmak istiyorum. Yeni stickerler de aldım. Son videomda attım kısa video olarak. O yüzden o stickerleri kullanabilmek için güzel bir scrapbook defteri seçeceğim. Böyle okul için defterler de var. Defterli ve ayraçlı. Origami kağıdı. Origami mi? Evet, bak. Oha. Burada böyle bir şey bulacağımızı düşünmemiştim. Çok tatlı bak. Yani neyse. Ve benim alışverişim bitti. Poşetimi aldım. Şimdi kahve içmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar, aslında benim istediğim gibi bir alışveriş oldu. Bir tek sticker bulamadım. Yani aslında böyle çok küçük tatlı stickerler olacağını düşünmüştüm ama kalmamış. Bir tek onu bulamadım ama defter. Ben uzun zamandır defter arıyordum ve AliExpress'ten sürekli bakıyordum. Böyle scrapbook yapabilmek için küçük bir defter. Ama hiç yoktu ve çok pahalıydı. Daha önce bir defter aldım ben scrapbook için ama hoşuma gitmedi. Yani benim aldığım stickerlerle defterim uyumlu olmadı. Defter çok küçük, stickerler çok büyük kaldı. Şimdi orta boy çok güzel bir defter aldığımı düşünüyorum. Hüseyin de kendim şeyler aldı. Anneme de bir şeyler aldım. Yani hani o kadar çok şey vardı ki ve o kadar çeşitli şeyler vardı ki herkese bir şey alabildim. Yani almışken tüm ihtiyaçlarımı almaya çalıştım. Eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. Ve tamamen yani sadece hoşuma gittiği için hiçbir ihtiyacım olmadığı halde aldığım şeyler de oldu. Mutluyum. Benim için güzel bir alışverişti. Aldıklarımı size göstereceğim. Bir tane marker kalem aldım. Uygun fiyatlıydı. Bakalım marker özelliği taşıyor mu, nasıl? Onları da eve gittiğim zaman hepsinin, aldığım her ürünün tek tek paketini açacağım. Sizlere göstereceğim. O marker kalemi denemiş oluruz. Aslında aldıklarımın hepsi boş şey gibi gelebilir ama hepsi ihtiyaç değil mi Hüseyin? İhtiyaç değil mi? Kesinlikle ihtiyaç. Bence de ihtiyaç. O yüzden aldım yani. Hepsine çok ihtiyacım vardı. Anneme de eve gidince böyle anlatacağım. Paramı neden boşa şeyleri harcadığımı bu şekilde izah edeceğim. Bence ihtiyaç. Biz şimdi biraz kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz.
Ondan sonra da eve geçeceğim. Eve geçtiğim zaman da tüm ürünleri sizlere tanıtacağım. Ve artık eve dönmek için yola çıkıyoruz. Yol çok uzun olduğu için tam da gün batımına denk geldiği için birazcık size manzarayı çekiyorum burada. Uzun bir yolun ardından sonunda eve geldim. Hemen aldığım ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde bir maket bıçağı aldım. Hem görüntüsü çok hoşuma gitti hem de çok minimal duruyor. Çok küçük olduğu için de ince detayları daha iyi keser diye düşündüm. Tipi de çok tatlı bence. Daha sonra bu şekilde çoklu siyah kalem aldım. Bunu aslında anneme aldım. Ben de kullanırım. Böyle kalemler çok işe yarıyor. Fiyatı da çok uygundu. Bol bol yazı yazarken kullanırım diye düşünüyorum. Bu kalem benim aşırı hoşuma gitti. Hem mor olması sebebiyle hem de tipi o kadar tatlıydı ki çok beğendim. Gerçekten çok severek aldım. Daha sonra böyle bir defter aldım ama bunu açmayacağım. Çünkü bunu arkadaşıma aldım. Bir tane de benzerinden kendime aldım. Birini ona vereceğim, birini de ben kullanacağım. Buradaki figür ona benziyor. Buradaki de bana benziyor. Bence çok tatlı. Defterin iç detayı o kadar tatlıymış ki ağlayasım geldi. İçine bakmadan almıştım paketli olduğu için. Ve bu defteri de scrapbook yapmak için aldım. Gerçekten hem stickerlerimin boyutuna uygun, hem tipi çok güzel, hem kalın kapaklı. Çok değişik bir defter. Gerçekten bu defteri bulduğum için çok mutluyum. Böyle bir defter uzun zamandır arıyordum. Ve bu marker kalemleri hiçbir beklenti olmadan, üzerinde marker yazdığı için ve iki taraflı marker ucuna sahip olduğu için aldım. Videonun sonunda bu kalemleri deneyeceğim. Nasılmış bakacağım. Ben güzel olduklarını düşünüyorum ama yine de keçeli kalem gibi de olabilirler. Hiçbir beklentim yok. Bakalım bu kalemler nasılmış. Daha sonra bu şekilde sırf görüntüsü için maymunlu bir silgi aldım. Böyle kalem şeklinde ve bence çok tatlı görünüyor. Bu kalemler sıradan renk tükenmez kalemler aslında. Pek bir özellikleri yok ama görüntüleri o kadar tatlıydı ki ve set halinde olduğu için ben de almak istedim. Her birinde böyle güzel desenler var. Ayıcıklar ve çok kawaii desenler vardı. Çok hoşuma gitti. Ve bu şekilde çilekli minik bir not defteri aldım. Ve içinin böyle olduğunu düşünmemiştim. Düz dümdüz sayfalar var sandım. O kadar tatlıymış ki içerisi. Gerçekten bir deftere aşık olacaksam o bu defter. Çok güzel. Yazmaya bile kıyamam. Bu şekilde üstünde tatlı bir figür olan siyah renk bir kalem aldım. Bunlar aslında çok amaçlı kağıtlar. Origami yapmak için de kullanılıyor ama birçok şeye de yarıyor. Ben eskiz defterine yardımcı olsun diye aldım. Böyle güzel stickerlarla kullanırım diye. Bu şekilde üçlü kalem silgi aldım. Ben kalem silgiyi çok kullanıyorum. 3 tane de olup fiyatı da uygun olunca almak istedim. Üçünün de deseni çok tatlı bence. Ve son olarak bu şekilde bir düzeltici aldım. Yani çok güzeldi, hem mor. Hoşuma gitti. Bir de kullanıyorum yazı yazarken hatalarımda. Tipi de çok güzel. Benim almış olduğum ürünlerin hepsi bu kadardı. Ben bugün yapmış olduğum alışverişe 168 lira ödedim. Ben uygun fiyatlı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Ve bu alışverişi Türkiye'den yapabildiğim için gerçekten mutluyum.
Çünkü hepsi AliExpress'te bulunan ve ulaşımı zor olan ürünler. Şimdi ben çok merak ettiğim için, sizin de merak edeceğinizi düşündüğüm için bu marker kalemi inceleyelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bir keçeli kalem gibi değil, yapısı bir marker gibi. Çok fazla alkollü bir mürekkebi var. Bu sayede kağıtta çok dağılıyor mürekkep. Yani marker özelliği taşıyor aslında. Şimdi detaylı bir şekilde karışımını göstermek istiyorum size. Çünkü markerda önemli olan şey karışımı. Bakalım karışımı güzel mi? Kesik uçlu tarafı çok güzel, dikey uçlu tarafı da çok güzel. İki taraftan da güzel mürekkep geliyor. Şimdi kalemi inceleyecek olursam karışım konusunda birazcık sıkıntıları var. Evet, çok güzel karıştırmadı. Ama kalem gerçekten bir marker özelliği taşıyor. Hem alkol bazlı, kağıt da çok güzel yayılıyor. Renkler birbirine çok güzel geçiyor. Ama iz bırakıyor. İz bıraktığı için de kötü oluyor. Ve bu şekilde arkaya da geçiyor. Zaten her marker arkaya geçirir. Bu da alkol bazlı bir kalem olduğu için arkaya geçirdi. Aslında bu iyi bir özellik. Yani kalem gerçekten marker olduğunu gösterdi bize. Yani bu kalemle çok iyi sonuçlar elde edilmez belki ama başlangıç aşamasında çok güzel bir kalem olduğunu düşünüyorum. Karışım konusunda sıkıntısının olmasının sebebi de renklerin çok koyu olması. Açık renkler olsaydı daha güzel karışırdı diye düşünüyorum. Ben yine de bu kalemlerin başlangıç aşamasında çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben de çizimlerimde kullanacağım. Eğer imkanınız varsa tavsiye ederim, mutlaka alın. Bugün benim yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Bu ürünlere siz nasıl ulaşabilirsiniz bilmiyorum. Çünkü hepsi çok güzel ürünler. Siz de faydalanın istiyorum. Fiyatlar da çok uygun. Ancak İstanbul'a gelirseniz ya da İstanbul'da yaşıyorsanız alabilirsiniz. Çünkü sadece şu an İstanbul'da birkaç tane AVM'de daha şube açılmış. Dediğim gibi çok yeni, daha Türkiye'ye yayılmadı. Yani Türkiye'nin başka illerinde şubeleri yok. Bu yüzden umarım daha da büyürler, yayılırlar da hepimiz faydalanabiliriz bundan. Dediğim gibi eğer gittiğim yerin adını internete yazarsanız İstanbul'da hangi AVM'lerde var, hangi semtlerde var direkt çıkıyor. Google'da önünüze düşüyor. Bunlardan da eğer sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa onları da cevaplarım. Bugün benim videom bu kadardı. Benim için hem çok güzel bir alışveriş oldu hem de çok keyifli bir video oldu. Umarım siz de keyif alarak izlemişsinizdir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.